programı yazmadan önce resmi inceliyoruz. Parçamızın ölçüsü 300'e 205 geliyor. X eksenimizin sıfırı ortası, Y eksenimizin sıfırı parçamızın üst duvar köşesi olacak. Buna göre bir programlama yapalım. Kullanacağım takım çapı 12'lik parmak türevi olacak. Sol üst köşeden takım girecek. Parmağımla gösterdiğim şekilde bir takım yolu oluşturacağız. Hepinize iyi seyirler. Boş program açıyoruz. Öncelikle takım numarasını belirtiyoruz. Kullanacağım takım numarası 3 olacak. Takım 3. M6 yazdım. Sonrasında G0, G90 başlayacağı koordinatları yazıyoruz. G54, X, eksi 300'ün yarısı 150. 10'da biz ekleyelim. 160'dan başlasın. 12'lik parmak freziyle işleyeceğim için 10 milim daha fazladan bir değer giriyorum. Y eksenini yazalım. Y 10'dan başlasın. Daha sonra takım boy telafi komutu. ...3000 devir verdim. G1... ...Z0... ...3000 ilerlemeyle Z0'a indik. Daha sonra... ...M98... ...H1, L1 dedik. Alt program komutunu yazdık. Alt programı bitirdik. Alt program komutunu yazdık. Şimdi programı kapatalım. G0, G90 800 milime git. Suyu kapat dedik. M5 yazdık. İş milini durdur. G91, G28, G0, Y0 referansa gönderdik. M30 dedik ve programı bitirdik. Sıra geldi alt programı yazmaya. N1 dedik. Alt program numarasını yazdık. Bulunduğun yerden G91, G1, Z-eksi 20 milim dalış yapacak. Çünkü tek seferde işlemi yapacağız. Z-eksi 20, F-500 yazdım. Sonrasında G90, G1, G41 takım yarış yap sol telafi komutu. X eksi 300'ün yarısı 150 idi. 150. Y0 offset numarası D1. Kapattık. X 150'ye gittik. 150'ye gittiğinde 0.5 fark kırsın. C komutunu yazalım. Sonrasında Y eksi 100, X eksi 150'ye geldikten sonra Y eksi 205'e gelirken 95 çarpı 45 fark kıracağız. Y eksi 205 virgül C 95 dedik. 95 çarpı 45 fark komutumuzu yazdık. X eksi 150'ye giderken virgül C 95 çarpı 45 fahını yaptık. Resimi de tekrardan göstereyim. Buradan başladık. 95 çarpı 45 fahını yaptı. Tekrardan X eksi 150'ye giderken 95 çarpı 45 fahını otomatik kendi yaptı. 110'da durdu. Daha sonra Y 0 değil de Y 10 yazalım. Rahat rahat çıksın. Sonrasında G40, X eksi 160, Y 10 dedik. Başladığımız yere geri geldik. M99 dedik ve alt programı bitirdik. Evet arkadaşlar, program bu kadar. Şimdi simülasyonla bir kontrol edeceğiz. Simülasyonda kontrol etmeden önce takım numarasını silmemiz lazım. Çünkü simülasyon işleminde takım numarası olduğu zaman hata veriyor. Buradan offset'e bastım. Radius kısmına takımın yarış çapını yazdım.
Daha sonra kontrol tuşuna bastım. Silelim. Sürekli kontrol dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, simülasyonda da başarılı bir şekilde programı gördük. Şimdi çalıştıralım. Frezenin helis boyunu ölçüyorum. 30 milim geliyor. 30 milim ise yaklaşık olarak 25 milim pasoya girebiliriz. Ama öncesinde mengeneye çarpmadan önce ne kadar pasoya girebileceğimizi şöyle bakalım. Bizim parçamızdan yaklaşık 30 milim geliyor. O zaman buna ne yapalım arkadaşlar? Takımın helis boyu da 30 geldiğine göre 27 milim verelim. Monitöre geldik. Tekrardan değiştir dedik. Z eksi 27 yaptık. Tek seferde 27 milim girecek. Girdikten sonra parçamızın sol üst köşesinden başlayacak. Şöyle dönme işlemini gerçekleştireceğiz. Tek seferlik bir işlememiz olacak. Sıfırlama ve tarama işlemi bittikten sonra parçanın üzerine şöyle bir iz atalım. Yaptığımız programı görelim. Takım talaşa ne kadar giriyor onu da görelim. Daha sonra 27 milim indirip etrafına tek seferde bir işleme yapacağız. İlk önce Z-0.5 indirelim, parçaya bir iz atalım. Bunun için ilk önce Start'a basalım. Programımızı görelim. Gördüğünüz gibi parçamızda bu kadar talaş var. Şöyle kumpasla ölçelim. Yaklaşık olarak duvarda 5 milim kasavumuz var. Bu takım sizce bunu tek seferde yiyebilir mi? 12'lik parmak freze deneyeceğiz ve göreceğiz. Tekrardan değiştir dedik. Z-0.25'i Z-27 yaptım. İlerlemeyi de 500 verdim. Bunu ilerlemeyi çalıştığı zaman tekrardan değiştirebilirim. Şimdilik 500 verdim. Bir görelim. Takımın bu parçayı kesip kesmeyeceğini bilmiyorum. O yüzden ben de şu anda deniyorum. Ve Start'a bastım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herhangi bir problem yaşamadık. Tek seferde parçanın etrafını şöyle 27 milim olacak şekilde döndük. Takımı kontrol edelim. Takımda da herhangi bir şey yok. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Anlamadığınız ya da kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa mutlaka yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.